Merhaba arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz analitiğin çözümüne. Doğrunun eğiminde eğime bakıyoruz şimdi. Şimdi ilk sorusunda ne diyor? <laughs> Pardon. Noktalarından geçen doğrunun eğimi. Şimdi biz bir doğrunun eğimini bulurken nasıl bulacağız? Y'ler farkı bölü x'ler farkından bulacağız. Bu doğrunun eğimini şöyle buluyoruz. Y 7 eksi 3 bölü 6 eksi eksi 2 yapıyoruz. Yukarısı 4 aşağısı 8 eğimimiz 1 bölü 2 gelmiş oluyor. 2 noktadan geçen doğrunun eğim açısı 135 derece. Yani tanjant 135'miş eğimimiz. O da ne demek? Eksi 1. Tamam. Y'ler farkı yapalım hemen. 1 eksi eksi 8 bölü eksi 5 eksi a dedim. Burada nereden başladığın önemli. Yani y2 eksi y1 yapıyorsan x2 eksi x1 yapacaksın. y1 eksi y2 yapıyorsan x1 eksi x2 yapacaksın. Tamam. Bu eksi 1 eşit olacak. Devam edelim. Yukarısı 9 yaptı. Aşağısı eksi 5 eksi a'ydı. Eksi 1 eşit olacak. O halde aşağının eksi 9 olması lazım. Eksi 5 eksi a eksi 9'u eşitledim. Attım bu tarafa 4. A'mız 4 gelmiş oldu. Üçüncü örnek. Doğrusunun eğimi 1 olduğuna göre nasıl buluyorduk eğimi? X'in kat sayısı bölü, Y'nin kat sayısının negatiflisiydi. Yani 2A-5 bölü, eksi A dedim. Bu da ne işte olacakmış? 1'e işler dışlar yapsam 2A-5 eşitmiş eksi A'ya. Attım buraya 3A eşittir 5 dedim. A'mız buradan 5 bölü 3 gelmiş oldu. 4. Doğrusunun eğimi nedir diyor? Ne diyorduk? X'in katsayısı bölü y'nin katsayısı ya da şöyle de yapabilirsin istersen, x bölü 2 eşittir y kök 2 de bu tarafa at, değil mi? Kök 2'ye böl şimdi herkesi, x bölü 2 kök 2 oldu, burada y kaldı. Yani bunu düzenlersen şöyle oluyor aslında, 1 bölü 2 kök 2 x oldu. Bak, x, y yalnız kaldı. X'in katsayısı da sana eğimi vermiş oldu. 5 bize k sayısı vermiş. Bu bir reel sayıymış ve bu bir, bir parametreymiş. Yani değişken demek istiyor. Denklemiyle verilen doğrunun eğimi kaçtır? Tamam. Şuradan k'yı çekelim. k neye eşit oluyor buradan? 3k eşittir x artı 2. k'mız neye eşit o halde? x artı 2 bölü 3'e eşit. Peki buradan k'yı çekelim. k'mız neye eşit oluyor buradan da? y eksi 1'e eşit oluyor. Bu ikisini eşitleyeceğim şimdi. x artı 2 bölü 3 eşittir y eksi 1 dedim. x artı 2 eşittir. 3y eksi 3 dedim. Attım bu tarafa. X artı 5 eşittir. 3y dedim. Herkesi 3'e bölersem de şöyle oldu. Ee, y eşittir. 1 bölü 3 x artı 5 bölü 3 oldu. Bizden eğim isteniyordu. Biz de y'yi yalnız bıraktık ve x'in katsayısı sayısı eğimdi. O da 1 bölü 3 olmuş oldu. Dik koordinat düzleminde bir d doğrusu verilmiş. Bu noktalardan geçen eee noktalarından geçiyormuş. Tamam bu noktalar bu doğrunun üzerindeymiş. K kaçtır diyor. O halde eğimler aynı olmalı. Yani eğim AB ile eğim BC aynı olmalı. Eğim AB'yi bulalım. 7'den 6'yı çıkardım. 1. 3'ten 1'i çıkardım. 2. Buranın da 1 bölü 2 yapması lazım. K'dan 6'yı çıkardım. K eksi 6. Eksi 2'den 1'i çıkartırsam da eksi 3 yapacak. İşler dışlar yapalım. 2K eksi 12 eşittir. Eksi 3. 2K eşittir. 9 geldi. Buradan K'mız da buradan 9 bölü 2 çıkmış oldu. 7. Koordinat sisteminde verilen A, verilenlere göre AC artı BC toplamının en küçük değeri için X kaç olmalıdır diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Buradaki X değişken ya bu X. Bunun bu toplamların en küçük olması için öyle bir X noktası yani öyle bir C noktası bulmamız lazım ki AC ile BC'nin doğrusal olması lazım. Doğrusal olması lazım Sebebi şu çünkü o zaman toplamları en küçük değerini alıyorlar. Yani ben bu adamın şu şekilde simetriğini aldığımda şöyle bakın simetriğini aldım. Burası ne oldu o zaman? 10'a eksi 3 olmadı mı? Şimdi bunlar doğrusal oldular. İşte benden bu nokta isteniyor. Hangi nokta bu C noktası diyor. Bir önceki soru gibi bunlar aynı doğru üzerinde oldukları için eğimleri aynı olmalı. Hatta istersen buna B üssü diyeyim. Eğim AC ile eğim CB üssünün aynı olması lazım. Eğim nedir burada? Y'ler farkından 6 bölü 1 eksi x'tir. Değil mi? 6 bölü 1 eksi x. Burada da e, 0'dan eksi 3 çıktı. 3. X'ten de 10 çıkacak. X eksi 10. Şunlar sadeleşse 2 işler dışlar yapalım. 2 x eksi 20 eşittir. 1 eksi x attım. 3 x attım. 21. X'imiz buradan 7 gelmiş oldu. 8. 8. Bize bir kare verilmiş. Bir de oranlarımız var. Oranlara bir dikkat edelim şimdi. Ne diyor burada bir bakalım. Ee, GM uzunluğu. GM nerede? Şurada. Şu adama A desek o halde burası daha burası daha olacak. Değil mi? Tamam. <laughs> şimdi ben buraya A dedim. Buraya A dedim. Buraya A dedim. O zaman buralar 3A. 3A oldu. CR. CR nerede? Bakalım hemen. CR. Heh şurası. Şurası 3A oldu. Tamam. Tamam. Bir de BG. BG neresi? Bu da 3A oldu. Tamam. Bu bir kareydi. Karenin bir kenarı 3, 6, 9A yaptı. Değil mi? Demek ki o zaman burası da 9A. Burası da 9A. Aşağısı da 9A. O halde buralarda 3A, 3A şeklinde olacak. Tamam. LM'nin eğimi. LM nerede? Burada. Şimdi bu noktaları bulabilirim. Koordinatlarını. M'yi biliyorum zaten. Bak M'nin koordinatlarını. Aşağısı absisi 9A. Değil mi? Absisi 9A. Ordinatı da 4A. Burayı biliyorum. L'yi bulursam bitireceğim işi. L'yi de şuradan yapacağım. Aşağıya bir dik attım şu şekilde. Bak oran var burada. Nasıl bir oran var? 2'ye 3 oranı var, değil mi? O zaman bu da 2'ye 3 olacaksa demek ki burası 2a olacak. Hatta şurayı da a'ya 2a diye bölecek. Çünkü 2'ye 3 oran var. Bak L'nin hemen altına yazalım. Apsisine 3 buradan, 3 buradan 6, 2 de buradan 8. 8a yaptı. Ordinatını da şuradan bulduk. 2A. Tamam. Biz şimdi eğim LM'yi aramıyor muyduk? Değil mi? Y'ler farklı bölü X'ler farklı. 4A'dan 2A'yı çıkardım. 9A'dan da 8A'yı çıkardım. Yukarısı 2A aşağısı A. Ne geldi buradan? Eğimimiz 2 gelmiş oldu. 9. Bir kare veriliyor bize yine. X1 bölü Y1 1 bölü 3'e eşitmiş. Tamam. X1'e yani A desek ilk Y1'imize ne diyeceğiz? 3A mı diyeceğiz? İyi de Y1'imiz ne bizim burada? Karenin bir kenarı aslında. Değil mi? 3A. E şurası A. Burası 3A. Şurası. O halde bu da 3A. Bu da 3A. Tamam. Bak şimdi ben X2'yi buldum. X2 o zaman 4A. Çünkü buranın absisi. Bu da buranın ordinatı. Y2'si de. Bu da 3A. Şurası. X2 bölü Y2 istenmiş. Yani 4A bölü 3A istenmiş cevabımız 4 bölü 3 olmuş oldu. 10. soru. Dik koordinat düzleminde eni 3 birim boyu 10 birim olan n 3 boy 10'muş. D doğrusunun eğimi isteniyor. Burası 3'tü. Şurası 10'du. O halde burası 3 ise burası 7'dir. 10 olacak ya. Bak eğim açın. Şu açının tanjantının negatiflisi lazım sana. E bura 90. O zaman bu açı da böyle yöndeşlikten. Demek ki bunun eğimi şu geldi. Tanjantı 7 bölü 10 değil mi? Değil mi? Ama negatiflisini alacaksın unutma. Çünkü sola yakın sola yatık olduğu için. 11. Ne diyor? Doğrusu üzerinde. Bir nokta doğru üzerindeyse o nokta o denklemi sağlamak zorunda. Yani x yerine eksi 1 y yerine 1 yazdığında denklem sağlanmalı. Şimdi x yerine eksi 1 yazarsam burası eksi 2m olur. Y yerine 1 yazarsam burası 3. Eksi m artı 9 eşittir 0 olur. Burası eksi 3 m yaptı. 12'yi sağa attım. Eksi 12 yaptı. O zaman m'miz 4 gelmiş oldu. 12. Ne vermiş? O, A, B, C bir kareymiş arkadaşlar. Karenin alanını soruyor. O zaman buraya A desem bir kenarına bu da bu da bu da olur. Bak B'nin koordinatları A'ya A. Ya A. E bu nokta doğru üzerindeyse bu doğrunun denklemini sağlayacak. X yerine de A, Y yerine de A yazıyorum. 2A artı 3A eksi 15 eşittir 0. 5A eşittir 15. A'mız buradan 3 geldi. E A'mız bizim karenin bir kenarıydı değil mi? Şöyleydi. Alanın olmuş olur o zaman. 9 olmuş o olur. 13. D doğrusunun eğimi 3 bölü 2 verilmiş. Taralı alan nedir diye soruyor. Tamam 1'e eksi 6 da var orada. Şimdi eğim açısı şurası. Şu açının eğim yani tanjantı 3 bölü 2 imiş. O zaman bu açının da mı tanjantı 3 bölü 2 yapacak? Değil mi? Tamam. Şimdi ne yapabilirim? Bir bakayım hemen. Şöyle 1'e 6'yı gösterelim isterseniz. Şöyle yapalım. Şurası 1'miş diyelim. Burası 1'e 6 6'ydı pardon. Burası 6 birim olacak o zaman. E eğim 3 bölü 2 ise bu şu demek. Burası 3 birimse burası 2 birim olacak. E burası 3 değil ama 6. O zaman burası da 4 yapacak. E bitti. Bak taralının tabanı 5 yüksekliği 6/2 yaparsan da alanı 15 gelmiş olacak şimdi doğrunun analitik kısmına başlıyoruz şimdi bize ne vermiş orayı 2 12 vermiş alanı a'yı istiyor bizden şimdi bak eğimlere dikkat edelim arkadaşlar tamam mı bu nokta A'ya şimdi şu C noktasının apsisi de a doğru mu yani şurası a e, eğimi bunun ne bu doğrunun eğimi 1/2 Demek ki Burası o zaman a bölü 2 mi olacak Değil mi? E buranın eğimi ne? Bu doğrunun eğimi 2. E aşağısı A ise yukarısının tamamının ne olması lazım şuranın? 2A yapması lazım. Eğimi 2 olduğu için. E A bölü 2 aşağıda var. C zaten A bölü 2. O zaman yukarıya ne kaldı? Şu kısma 3A bölü 2 kaldı. 2A'dan A bölü 2'yi düşürdüm. E alan vermiş ya. Alanı nasıl bulacağım? Taban çarpı. Yani bak şurası taban. Şurada yükseklik. Yani 3A bölü 2 çarpı A bölü 2. İşte bu 12 eşit olacakmış. Tamamdır. Yukarısı ne yapıyor? 3 a kare bölü 2. Bölü 2 de aşağıda var. 3 a kare bölü 4. 12 imiş. Bununla bunu sadeleştirdim. 4 yaptı. A kare 16 imiş. A'mız buradan 4 yaptı. Eksi 4 yapamayacak. Çünkü pozitif tarafta olduğu için. 2. A, B, 3 kök 5'miş. Doğrumuzun eğimi ne? 1 bölü 2. B ile A'nın absisler fark. Şimdi ben bunu şöyle gösteririm. Şu şekilde. Bir de bunu da buradan böyle gösteririm. Tamam. Şimdi mesela ben buraya A dersem pardon şuraya A dersem buranın ne olması lazım? 2A olması lazım ki eğimi 1 bölü 2 çıksın. Değil mi? Sonra buraya mesela B dersem bu kısma buranın tamamı ne olmalı? 2B mi olmalı? Tamam. Şimdi bak ne oldu? Şöyle oldu. Apsisler farkı diyor ya. Şimdi A'nın koordinatları şu. A A'nın koordinatları 2A'ya A. B'nin koordinatları ne? 2B'ye B. Değil mi? Soru benden şunu istiyor. B ile A'nın apsisler farkı kaçtır diyor. Yani 2B eksi 2A'yı soruyor soru. Apsisleri bunlar. Şimdi 3 kök 5'i devreye sokalım. Nasıl sokacağız? Bak buradan. Şurası nedir? Şu kısım. 2B eksi 2A'dır. Bu kısım nedir? Burası da B eksi A değil midir? Yani orada şöyle bir dik üçgen var. Dışarıya çıkalım. Orası biraz küçük oldu. Şöyle b eksi a yaptı burası da 2 parantezinde b eksi a yaptı burası da 3 kök 5'ti değil mi? Bak şimdi burada şöyle bir olay var bu üçgeni bilmek aslında bu soruda işe yaradı. Bura x bura 2 x'e hipotenüs daima x kök 5'tir ya e burası b eksi a burası 2 tane b eksi a ise demek ki 3 kök 5 denilen adam aslında b eksi a'nın kök 5 katı olmuş oluyor değil mi? E kök 5'ler giderse demek ki b eksi a ne yapıyor? 3 mü yapıyor? Ama soru senden 2 b eksi 2 a istiyor. O zaman cevap 6 yapmış oluyor. 3. O a ve o b birbirlerine eşitmiş. Ve aslında o b'yi 25 vermiş. Yani burası 25 bu da 25. Bak burada ne diyor? Şurada y'yi yalnız bıraksan ne olur burada? Y eşittir. 24 bölü 7 x. Yani bu doğru neymiş? 24 bölü 7'ymiş. Tamam. Ben şuradan aşağıya şöyle dik atsam. Şuraya. Direkt 24 7 yazmadan şöyle yap bak. Her tabii bu soruda tutuyor da her soruda tutmaz ama o. Burası 7 24K 7K şeklinde olmalı değil mi? Bak 7 24 25 üçgeninden dolayı K1 geliyor zaten. Doğru mudur? E, K1 ise demek ki o zaman şu üçgenin yüksekliği 24. Şöyle bir üçgenimiz var bizim. Üçgenin yüksekliğini bulduk. Burası 24. E tabanı biliyoruz zaten. OB Burası da 25. Alanı o zaman 24 çarpı 25 yapacağız. Bölü 2. 12 ile 25'i mi çarpacağız? 250. 50 daha 300 yapmış olacak alanı. 4. Y eşittir x artı 1 doğrusu üzerindeki bir B noktasının napsisi Y eşittir eksi x artı 3 doğrusu üzerindeki bir C noktasının ordinatına eşittir diyor. Tamam. B'nin ordinatı ile C'nin hapsisi toplamı kaçtır? Şimdi B noktası nasıl bir şeydir arkadaşlar? Y eşittir x artı bir doğrusu üzerindeyse apsisine x dersen ordinatının x artı bir olması lazım. Doğru mu? Tamam bak ne diyordu? B noktasının absisi. Bunun absisiyle diyor B'nin C'nin ordinata eşit olacak diyor. Demek ki C'nin şuradaki ordinatı x olacakmış. Değil mi? Şimdi buraya x dersen sen yani şu kısma x dersen o zaman absisin ne olacak senin burada? Eee? ...bu tarafa at. Bak şöyle oldu. X ya burası. Buraya X dedin. Normalde şöyle bir şey olacaktı aslında. Bak. Buradan biraz karışıklık çıkmasın. Şöyle yapalım. Şimdi şurayı da bir sileyim hemen. Şimdi mesela buraya... ...sen eğer ki... ...şuraya... ...X1 dersen... ...burası eksi X1 artı 3 yapacak. Değil mi C'de? Çünkü... Y eşittir eksi x artı 3 doğrusu üzerinde. Adam diyor ki sana şuradaki apsisle buradaki ordinat aynı diyor. O zaman x eşittir eksi x1 artı 3. Şimdi x1 neye eşit olmuş oluyor o zaman? Bu tarafa bu da bu tarafa geçerse x1 o zaman eksi x artı 3 mi olmuş oluyor? Yani c'yi düzenlersen şöyle oluyor. Eksi x artı 3'e burası x olmuş oluyor değil mi? B'nin ordinatı, B'nin ordinatı x artı 1. C'nin absisi. C'nin hapsisi de bu. Topla diyor bunları. Toplarsam da cevap 4 yapmış oldu. 5. Bize bir paralel kenar verilmiş. E noktası paralel kenarın ağırlık merkezi. Ne demek o? Köşegenlerinin kesiştiği nokta yani diyor. Diyor ki bu OCDB paralel kenarının köşelerinin koordinatlar toplamı kaçtır diyor. Tamam şimdi bu x artı y eksi 6 doğrusu muymuş? Bir bakalım şimdi. Şimdi ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Şimdi biz şunu biliyoruz zaten değil mi? Şöyle bir noktam var benim burada. Şurası. Şuralar eşit. Şimdi zaten burası sıfıra sıfır. Değil mi? Şimdi bak buranın apsisi mesela x 1'e y 1 arkadaşlar koordinatları. Şimdi aslında e noktası nasıl bir şey? E noktası x 1 bölü 2'ye y 1 bölü 2. Değil mi? Böyle bir şey. Tamam. Aynı şekilde mesela b ile c'yi de çeksem. Burayla da burası eşit olacak. Değil mi? Şimdi aslında şu E noktası denilen yer. Bak mesela isimlendirelim. iyice otursun. Şurası da şöyle olsun. X3, Y3 olsun. Değil mi? Şimdi E noktasını bir de şöyle yazabilir misin o zaman? X2 artı X3 bölü 2. Y2 artı Y3 bölü 2. Değil mi? İyi de bunlar eşit olacak. Şununla şu, şununla şu eşit olmalı. Aynı E noktası çünkü. Değil mi? Tamam. Şimdi ne yapabiliriz? Bir bakalım. Şimdi devreye sokalım. Nasıl sokalım? Bak şuradan halledelim mi? Çünkü şu doğruyu kullanman lazım. Çünkü şimdi bu E noktası bu doğrunun üzerinde ya. Mesela şunu kullanalım. X yerine X1 bölü 2 yazalım. X1 bölü 2. Y yerine de Y1 bölü 2 yazalım. Y1 bölü 2. Eksi 6 eşittir 0. O zaman X1 artı Y1 bölü 2 6'ya eşit. Demek ki X1 artı Y1 12 eşit. Tamam şimdi bu dursun. Bak soru benden ne istiyor? Paralel kenarın köşelerinin koordinatlar toplamı. Mesela apsiler toplamı x1, x2, x3 artı 0. Bu apsiler toplamı y1, y2, y3 artı 0. Bu da ordinatlar toplamı. Değil mi? Şimdi bak ne demiştik sorunun en başında şurada. Dedik ki bak bu adamla bu adam aynı adam. Yani x1 bölü 2 ile x2 artı x3 bölü 2 aynı şey. Yani buradan x1 eşittir. x2 artı x3'e eşit. Demek ki o zaman şuraya ben bir daha x1 derim. Tamam. E aynı şey y'ler için de geçerli. y1 bölü 2 ile y2 artı y3 bölü 2 aynı şey. Yani buradan y1 denilen şey y2 artı y3'e eşit. O zaman şuraya da y1 derim. E o zaman bu toplamlar şöyle oldu. 2x1 geldi. 2 y 1 geldi. E bunların toplamı da 2 tane x1 artı y1 yaptı. E ben bunu aşağıda buldum zaten 12 idi. Cevap 12 çarpı 2'den 24 olmuş oldu. 6. Analitik düzlem eğimi eksi 2 ve 1'e 4 noktasından geçen doğrunun denklemi. Şimdi bir doğrunun denklemini yazmak için sana iki şey lazım. Bir, bu doğrunun eğimi lazım eğimi m olsun. Bir de üzerinden bir nokta lazım. Mesela a noktası olsun. O a noktası da x sıfıra y sıfır olsun. İşte biz bu d doğrusunun denklemini şöyle yazıyoruz. y eksi y sıfır eğim çarpı x eksi x sıfır şeklinde yazıyoruz. Bak adam bana eğimi vermiş. Noktayı da vermiş. Yazıyorum. y eksi 4 eşittir. Eksi 2 çarpı x eksi 1 diyorum. y eksi 4 eşittir. Eksi 2 x artı 2. Eksi 4'ü sağ atsam y eşittir. Eksi 2x artı 6 doğrusuymuş. Aradığımız doğru. 7. Analitik düzlemde bize a ve b noktalarından geçen doğruyu vermiş. Tamam denklemini istiyor. Hemen eğim bulmam lazım. Eğim a b'yi bulayım yani. Y'ler farkı bölü x'ler farkı. 6 eksi 1 bölü 2 eksi eksi 3. Yukarısı 5, aşağısı 5, eğimi 1'miş. Şimdi ister A'yı seç, ister B'yi seç. Sana kalmış. Ben B'yi seçtim. İkisinde de aynı şey çıkacak çünkü. Y eksi 6 eşittir eğimi 1, x eksi 2. Y eksi 6 eşittir x eksi 2. 6'yı sağa atarsam y eşittir. X artı 4'müş aradığımız doğru. Diğeriyle yapsaydın şöyle olacaktı bak. Y eksi 1 eşittir eğimi x artı 3. Değil mi? Şuradan ne gelecek? Y eksi 1 eşittir x artı 3. Eksi 1'i sağ at. Bak yine y eşittir x artı 4 çıkacak. 8. Koordinat sisteminde verilenlere göre D doğrusunun denklemi nedir? Bak şu açı ne? 45 derece. Ne ifade etti? Eğim açısını verdi. Demek ki bu doğrunun eğimi eğimi 1'miş yani tan 45. noktada e nokta da belli. E yazarım o zaman. Y eksi 3 eşittir. 1 çarpı x eksi 1 derim y eksi 3 eşittir x eksi 1. Eksi 3'ü sağ atarım. Y eşittir x artı 2 olmuş olur. 9. Bize bir paralel kenar verilmiş. C noktası ve A noktası belli. O'dan ve B'den geçen soruluyor. Tamam burası sıfıra sıfırsa B'yi bulabilirim. Apsisler toplamı. Eksi 2 ile 4'ü topladım. 2. O zaman O ile B'nin apsisler toplamı da 2 olmalı. Demek ki burası 2 olacak. Ordinatlarına bakıyorum. 1'e 1 toplamışım 2. O zaman 0 ise bunun da 2 olması lazım. Tamam. Denklem istiyordu. Bak bunun önce bir eğimini bulayım. Y'ler farkı bölü x'ler farkından hemen bulayım. 2 eksi 0 bölü 2 eksi 0. Eğimi 1 geldi. Şimdi istediğini seç. Mesela bunu seç ki daha rahat işlem yaparsın. Y eksi 0 eğimi 1. X 0. Aslında bu doğru. Y eşittir x. Aslında buna da ne deniyor? Birinci açı ortay doğrusu deniyor. 10. soru. Dik koordinat sisteminde OB ve OC eşitmiş. Orası 2 birim. Orası 3 birim. D doğrusunun denklemi isteniyor bizden. Tamam. Şimdi bir bakalım ne yapabiliriz. Şimdi burada şu 90. Ben burada bir ikiz kenar gördüm. Hemen şöyle bir dik atayım dedim. Şu şekilde. Burası 1, burası 1 oldu. 2'yi parçaladım. Bak dikten dik indim görüyor musun? Burası 1, Burası 4 oldu değil mi? Yani bura 1 bura 4 ise o zaman çarpımı 4. Demek ki bu 2 olmalı. Bana şu açı lazımdı arkadaşlar. Eğim bulacağım ya. Bu yüzden. Bak bu açının tanjantı. Bu açının tanjantı ne? 2 bölü 4 değil mi? Değil mi? O zaman eğimi ne oldu? Eksi 2 bölü 4'ten yani eksi 1 bölü 2 oldu. Bu eğimi. Şimdi bir tane de nokta lazım bana. Tamam noktayı da bulayım. Bak noktada şuradan bulabilirsin. Şuradan. A noktası doğrunun üzerinde ya. Değil mi? Oradan bulabilirsin. Burası 2 burası 4 ise o zaman burası 2 kök 5'tir. Demek ki A noktası 2 kök 5'e 0'dır. İstersen B'yi de bulabilirdim bu arada. Burası da kök 5. B noktası da 0'a kök 5 olacak. Hangisiyle yapmak istersen. A'dan gidelim. Y eksi 0 eşittir. Eğim eksi 1 bölü 2 idi. X eksi 2 kök 5. Şimdi 2 ile solu eksi 1 ile sağı. İşler dışlar yaptığımı düşünün. 2y eşittir. Eksi x artı 2 kök 5. 2'ye bölersen de her tarafı y eşittir. Eksi 1 bölü 2x artı kök 5. Aradığımız doğrunun denklemi buymuş. 11. soru. 8'e 6 verilmiş doğrunun denklemini bulunuz diyor. Şimdi burada pratik bir kural var arkadaşlar. Eğer biz bir doğrunun x'i ve y'yi kestiği yerleri biliyorsak şu şekilde yazıyoruz bu d doğrusunun denklemini x bölü x'i kestiği yer artı y bölü y'yi kestiği yer toplamı 1 olacak daima. Bak burada x'i kestiği yer 8. Y'yi kestiği yer 6. Eşittir 1 olacak. Bunu 4 ile bunu 3 ile genişlettim. 3x artı 4y eşittir 24. Aradığımız doğrunun denklemi olmuş oluyor. 12. Dik koordinat düzleminde 0,6 8'e 0 verilmiş. BC de açı ortaymış. D1 doğrusunun denklemi istenmiş. E burası 6 birim zaten. Aşağısı komple ne? 8 birim. O halde burası 11 birim. Bak açı ortayı devreye sok. Şöyle. Şurası 6, şurası 10, şurası 8 ya aşağısı. Şimdi burası açı ortay. Açı ortay ne yapar? Kenarlara göre parçalar aşağıya. Yani burası 6 kat, burası 10 kat. E 16 kat 8 ise o zaman kat 1 bölü 2. Demek ki şu parça 3, şu parça da 5 o zaman. Şurası 3, şurası 5. Adam ne istiyordu? D1'in eğim D1'in denklemini istiyordu. Bak sen D şöyle yani. Şöyle çiz daha rahat görürsün. Şurası C ya. Şurası da B. E şurası 6. Şurası ne? 3 bulduk. Bak X bölü X'i kestiği yer. Y bölü Y'yi kestiği yer. Toplamı 1. 2 ile genişletirsen 2X artı Y eşittir. 6 olmuş oldu. 13 bu bir kare. Tamam. B ve D noktalarından geçen. B ve D'den geçen demiş yalnız. Doğrunun nesini istiyor? Denklemini mi istiyor? Tamam. O zaman bizim ne lazım bize? Aslında bize eğimini biliyoruz B ve D'den geçtiği için. Bak şöyle ya. Değil mi? Çünkü bu köşegense şurası 45 derece zaten. Değil mi? O zaman bunun eğimi nedir? Eğimi eksi birdir. Bir değil. Sola yatık olduğu için. Tamam. B ya da D'yi bir bulursam işi bitireceğim. Tamam. O da karenin bir kenarı değil mi aslında? Bak şuraya A desen, şuraya A desen, bura A, bura A. Bak C'nin koordinatları A'ya A. Tamam. Şimdi ya doğru iki çözüm yöntemim var aslında şu an görünen. Ya doğru denklemini yazacaksın. Ondan ve 15'ten geçen doğrunun denklemini yazıp C'yi sağlatacaksın. Ya da talesi yapacaksın. Talesi nasıl yaparsın? Bak şöyle yapabilirsin. Şurası A, şurası A değil mi? Şurası 10 A. Şurası ne? 15 değil mi? Burada dik çünkü. Bak A'nın 15'e oranı 10 eksi A'nın tamamına yani onu oranı. 5'e böl 3, 5'e böl 2. İşler dışlar 2A'ya 30 eksi 3A. 5A 30. A'mız 6'ymış. Tamam. Şimdi bak şurayı buldum. Bura ne? Aslında bizim aradığımız doğru şu değil mi? Şurası 6, şurası 6 değil mi? Eğimi de eksi 1'de. Şöyle yazabilirsin. X bölü 6 artı Y bölü 6 eşittir 1 mi olacak buradan? Yani x artı y eşittir 6'ymış aradığımız doğrunun denkleme. Şimdi doğrunun analitik kısmından devam ediyoruz. Şimdi doğruların birbirlerine göre durumları var arkadaşlar. Şimdi ona bakıyoruz. Doğrular çakışıksa eğer o zaman tüm x'ler, y'ler ve sabitlerin oranları eşit olmalı. Yani yukarıda 5 aşağıda 1. Yukarıda eksi a aşağıda 1. Yukarıda 4 aşağıda eksi b. Bunların eşit olması lazım. Şöyle pay biç bak aşağılar 1 yukarılar eşit olacaksa A'mız eksi 5 geldi. Şimdi e, şuna ve şuna bakabilirsin istersen. İçler dışlar yapsan ne geliyor buradan? E, eksi 5 B eşittir 4 geliyor değil mi? B'miz de buradan eksi 4 bölü 5 mi geliyor? A bölü B istenmiş eksi 5 bölü eksi 4 bölü 5 istenmiş. Eksiler gitti 25 bölü 4 olmuş oldu. Analitik düzlemde ikinci açı ortay doğrusu bu ne demek? Bu aslında y eşittir eksi x doğrusu demek. Üzerinde alınan bir noktanın orijine olan uzaklığı 6 birim ise eksenler olan uzaklıkları toplamı kaç birimdir? Bak y eşittir eksi x doğrusu şöyle bir şey arkadaşlar. Şöyle. Değil mi? Şu y eşittir eksi x doğrusu. Tamam. Üzerinde alınan bir noktanın şuranın orijine olan uzaklığı burası orijin ya 6 birimmiş. Tamam. E şurası o zaman zaten 45 derece. O zaman burası 3 kök 2. Burası 3 kök 2. Değil mi? Eksenleri olan uzaklıkları toplama. E şimdi bu noktanın x ekseni olan uzaklığı 3 kök 2'dir. Değil mi? Bu noktanın y ekseni olan uzaklığı burasıdır. E bu da 3 kök 2'dir. O zaman toplamı ne gelmiş olur? 6 kök 2 gelmiş olur. 3. Bize bir kare verilmiş ve bu kare aslında bir kenarı birinci açıortay doğrusu üzerindeymiş. A bölü B isteniyor. O zaman ben hemen eğim açısından giderim. Eğimi 1 ya. Burası 45 derim. O halde buna da 45 derim. Burası şöyle 90. Şura 45. Bak bura 90. O zaman bura 45 olacak. Demek ki ben bunu şöyle tamamlasaydım. Şu da 45 olacak. Neyi biliyorum? Buranın A olduğunu biliyorum. O halde bu da A. Değil mi? Tamam. Başka. Başka başka başka. Şurayı biliyor muyum? Evet. Buranın tamamı B değil mi? O halde buraya ne kaldı? B eksi A mı kaldı? Şuraya. Tamam. Sonra şunu biliyoruz, burası a kök 2 değil mi? E, burası b eksi a ise, o zaman b eksi a bölü kök 2 olur burası. 45-45-90 üçgeni. Bu bir kareydi unutma, kenarları eşit olmak zorunda. A kök 2 eşittir b eksi a bölü kök 2 oldu. İşler dışlar yaparsan, 2a eşittir b eksi a oldu. 3a eşittir b geldi. A bölü b isteniyordu. Bu da 1 bölü 3 yapmış oldu. 4. Analitik düzlemde x eşittir eksi 1, x eşittir 9, y eşittir eksi 3 ve y eşittir 2 doğrular arasında kalan bölgenin alanı. Çizelim hemen şöyle. Şöyle bir koordinat düzlemimiz olsun. Burası x, burası y ekseni. Şurası 0. x eşittir eksi 1. Bak onu şöyle mavi ile çizeyim. Şu x eşit. Allah şu y'yi çizdik biz şimdi. x eşittir eksi 1 doğrusu şu. Şurası eksi 1. x eşittir eksi 1 doğrusu. X eşittir 9. O da burada bir yerde. Şöyle. Burası 9. X eşittir 9 doğrusu. Şimdi Y eşittir eksi 3. Y eşittir eksi 3'ü de yeşille çizelim hadi. Y eşittir eksi 3 burada. Şurası eksi 3 olacak. Y eşittir eksi 3. Y eşittir 2. Y eşittir 2 de burada. Şöyle. Şurası da 2 yaptı. Arada kalan bölgeyi istiyordu değil mi? Tamam. Arada kalan aslında bir dikdörtgen oldu. Bak şurası 2 birim. Şurası 3 birim. Şurası 1 bir birim, şurası 9 birim. Yani uzun kenarımız 10 birim. Kısa kenarımız da ne? 5 birim. E alan istenmiş komple bizden buranın alanı. O da ne yapar? 10 çarpı 5'ten cevap 50 yapmış olur. 5. Doğrular paralelmiş. Doğrular paralelse o zaman eğimlerinin aynı olması gerekir arkadaşlar. Ya da şöyle de söyleyebilirsin. Eğim dediğin şey x'e ve y'ye bağlı ya. X'lerin ve y'lerin oranlarının aynı olup sabitlerin oranlarının farklı olması lazım. Bak yukarıdakindeki doğruda x'in kat sayısı m aşağıdakinde 2. Alttakinde m artı 1. Alttakinde 3. Eşit olmamalı 5 bölü eksi 7'ye. Şimdi işler dışlar yaparsam 3'e eşittir. 2M artı 2. M eşittir 2. Zaten soru da bana M'yi soruyordu. 6. Analitik düzlemde bu noktadan geçen ve bu doğruya paralel olan. Şimdi ben bir doğru arıyorum. Değil mi? Bunun üzerinde bir A noktası var. Eksi 1'e 2. Bu doğru aynı zamanda şu 2x eksi 3y artı 1 eşittir 0 doğrusuna paralelmiş. Şimdi bunun buna paralel olması bana eğimini verecek. Bunun eğimi nedir arkadaşlar? 2 bölü 3'tür. O halde paralellerse bunun eğimi de 2 bölü 3'tür. E ben eğimi ve noktayı biliyorsam yazarım D doğrusunun denklemini. Şöyle. Y eksi 2 eşittir. Eğim 2 bölü 3. X artı 1 derim. 3 ile bu tarafı. 2 ile bu tarafı. 3 y eksi 6. 2 x artı 2. At herkese sağ. 2 x eksi 3 y. Artı 8 eşittir 0. Aradığımız doğru buymuş Analitik düzlemde ne demiş? Doğruların kesim noktasının eksenleri olan uzaklıkları toplamı. Şimdi nasıl kesiştireceğiz? Denklemleri ortak çözeceğiz. x eksi y eşittir eksi 1. Bu neye eşit? x artı y eşittir 5. Şimdi ben bunları taraf tarafa toplasam y'ler gider. 2x 4 gelir. x buradan 2 gelir. Peki x 2 ise y nedir? Şurada 2 yazsan ne olur y'miz? 3 mu olur buradan? Tamam kesim noktaları 2'ye 3'müş. Ne istiyordu? Doğruların kesim noktasının eksenleri olan uzaklığı. E zaten direkt gözüküyor. Bak burası 2 burası 3 ya. Şöyle. Şimdi şu noktanın buraya olan uzaklığı x'e olan uzaklığı 3 birim. Y'ye olan uzaklığı da 2 birim. 2 artı 3'ten de 5 birim. Doğruların kesim noktasından ve orijinden geçen doğrunun denklemi. Ortak çözelim yine. Kesim noktalarını bulalım eşittir eksi 5 dedim. Bu tarafa attım. 3x eksi 13y eşittir 5 dedim. Bu tarafa attım. Şimdi şöyle yapayım. Bu adamı 3 ile çarpayım. Bu adamı da eksi 2 ile çarpayım. Tamam mı? Yani ne olur? 6x eksi 21y eksi 15 olur. Buradan ne olur? Eksi 6x artı 26y eksi 10 olur. Taraf tarafa toplarsam burası patlar. X'ler toplarsam buradan 5y gelir. Burası eksi 25 yapar. Y'miz eksi 5'miş. Şimdi y eksi 5 kesişikleri noktanın ordinatını buldum. Herhangi bir tanesinde yerine yaz. Mesela şurada yerine yazalım. Eksi 5 yazsak. 2x artı 35 artı 5 eşit 0. 2x eksi 40'a eşit. X'imiz de eksi 20 eşit. Tamam. X'i de bulduk. Yani kesişikleri nokta eksi 20'ye eksi 5'miş. Bak adam ne diyor sana? orijinden geçen. Şimdi orijinden geçen doğrular nasıldır arkadaşlar? Y eşittir mx şeklindedir. Sabitleri yoktur. Çünkü sıfıra sıfırı sağlamak zorundalardır. E bu noktadan da geçecekse bunu sağlamak zorunda. X eksi 20 y eksi 5 veriyorum. Eksi 5 eşittir. Eksi 20 m oldu. M buradan ne geldi? 1 bölü 4. Demek ki benim aradığım doğru y eşittir. 1 bölü 4 x doğrusuymuş. 9. Doğruları dik kesişiyormuş. 2 doğru dik kesişiyorsa arkadaşlar yani şöyle söyleyelim onu. Eğer D1 doğrusu D2 doğrusuna dik ise o zaman eğimleri çarpımı eksi 1 olmalı arkadaşlar. Buna dikkat edin. Şimdi bunun eğimi ne? Buradaki adamın eğimi eksi 1 bölü. Çünkü x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı yapıyorum ya. İstersen eksi oraya yazma ya da şöyle yap. A eksi 2 de. Bak bu adamı 2 ile eksiyle çarptım. Bunun eğimi bu çarpı buradaki x'in katsayısı a eksi 5. Y'nin katsayısı eksi 2. Eksi ile de çarparsam 2 oldu. Bunun eğimi de bu. Bunların çarpımının eksi 1 olması lazım. Tamam. Yukarısı a eksi 5. Aşağısı 2 a eksi 4. Eksi 1 olacak. İşler dışlar yaparsam da a eksi 5 eşittir. Eksi 2 a artı 4. Attın 3 a attın 9. A'mız buradan 3 gelmiş oldu. 10. soru. Doğruları x ekseni üzerinde kesişiyormuş arkadaşlar. x ekseni üzerinde kesişiyorlarsa hemen bir şu adamı bildiğim için x'i nerede kestiğini bulayım. x'i nerede kestiğini bulmak için de y'ye 0 veririm. y'ye 0 verirsem 3x 6 eşittir 0 olur. x eşittir 2 gelir. Yani bu iki doğru aslında 2'ye 0 da kesişiyormuş. O zaman demek ki bu doğru da bu noktadan geçiyor. x'e 2 y'ye 0 vereceğim. 2a eksi 0 artı 4 eşittir 0'sa 2A eşittir. Eksi 4. A'mız da buradan eksi 2 gelmiş olacak. Ne diyor? Doğruları y eşittir x üzerinde dik kesiştiklerine göre diyor. Tamam. Şimdi ben bu doğruyu ve bunu biliyorum. Bunların kesiştikleri noktayı bulayım ki bunu uygulayayım sonra. Tamam mı? Şimdi bu iki doğruya bakayım. 2x artı y artı 6 eşittir 0. Diğeri neydi? y eşittir x'te. Tamam. Y ye yerine x yazsam şurada. Şunda. 3x artı 6 eşittir 0. X buradan eksi 2 geldi. Y eşittir x'ti bu. O zaman bu da eksi 2 geldi. Yani bu iki doğru. Y eşittir x doğrusu vardı ya. İşte onun üzerindeki eksi 2'ye eksi 2 noktasında dik kesişiyorlarmış. Tamam mı? Tamam. Şimdi o zaman dik kesişiyor diyor. Bak bir de özellikle. Dik kesişmesi ne ifade edecek? Eğimlerinin çarpımının eksi 1 olduğunu söyleyecek. Bunun eğimini bul hemen. Bunun eğimi nedir? Eksi 2'dir bunun eğimi. O zaman bunun eğiminin ne olmasını bekliyorsun? Zaten bak burada eğimi m ya. Çarpımları eksi 2 m eksi 1 olmalı. Bak bu sana m'yi verdi. m buradan 1 bölü 2 geldi. Bu dursun. Şimdi n'yi bulacaksın. n'yi de buradan bulacaksın işte. Bu nokta y eşittir x artı n'in üzerinde olması gerekiyordu ya. y'ye eksi 2 verdim. m'miz 1 bölü 2 idi. x yerine de eksi 2 verdim. Bu da neyi eşit işte olacak dedim. Şunlar sadeleşti. Eksi 2 eksi 1 artı n. N'ye de buradan eksi 1 geldi. Soru bana n kaçtır diye sormuştu. N'imiz eksi 1 olmuş oldu. Koordinat sistemindeki verilenlere göre AC doğrusunun denklemini bulunuz demiş. Tamam bak doğruların dik kesiştiğini görüyorum ben. D doğrusu neymiş? 3x artı 6. X'e 0 verirsem y'si 6 oluyor. Değil mi? Y'ye sıfır verirsem de x'i eksi 2 oluyor. Yani burası 2 birim oluyor. O zaman bu ne demek? Dikten dikinde öklit var. 6'nın karesi 36, 2 çarpı 18 olmalı. Demek ki burası 18. Tamam sorumuz şu an çok basit oldu. Çünkü ben artık ac doğrusunun eksenleri kestiği yerleri biliyorum. Burası 6, burası da 18 değil mi? X bölü 18 artı y bölü 6 eşittir 1. Seni 3 ile genişletirsem x artı 3y eşittir 18 olmuş oldu. Koordinat sisteminde verilenlere göre m kaçtır demiş. Hemen bakalım. Şimdi burası alfa. O halde burası nedir? 90 eksi alfa. Bakın ne oldu arkadaşlar? Burada da alfa var yanında. Demek ki bu doğrular birbirlerine dikmiş. Yani eğimleri çarpımının eksi 1 olması gerekiyormuş. Bak bunun eğimine bunun bu, eksi 1 bölü 2 x ya. Bunun eğimi eksi 1 bölü 2 ya. O zaman bu doğrunun eğimi kesinlikle 2 olmalı. Neden? 2 ile eksi 1 bölü 2 çarpayım ki eksi 1 yapsın. E, eğimi 2 ve orijinden geçiyorsa D2 doğrusu şu, şudur o zaman. Y eşittir. Y eşittir. 2 x doğrusudur. E, bu nokta doğru üzerinde ise sağlayacak. X yerine M, Y yerine 2 yazıyorum. 2 eşittir. 2 M oldu. M de buradan 1 gelmiş oldu. 14 koordinat sisteminde OBC'de eşkenar dörtgendir. Tamam. D doğrusunun denklemi. Hemen şu 24'e 12'yi bir göstersek ya. Şöyle yapalım. Burası 12'ymiş. Aşağısı komple 24'müş. Değil mi? Şimdi ben buraya x desem bu da x. Şu küçük parçaya ne kaldı? 24 x. Bu özel bir dik üçgen mi acaba? Bakalım şöyle. Burası 12, burası x, burası 24 x. Mesela 5 12 13 yemedi galiba. Değil mi? E, 9, 12, 15. Evet 7. Bak x 15 verirsen sağladı. Yani eşkenar dörtgenin bir kenarı 15 birmiş. D doğrusunun nesini arıyorduk? Denklemini mi? Bak B'yi biliyoruz artık. B'miz ne bizim? B'miz 15'e 0. Değil mi? Şimdi bir eğim bulsak aslında işi bitireceğiz. Bak onu da nereden buluyorsun biliyor musun? Hemen şuradan. Çünkü eşkenar dörtgende köşegenler dik kesişir. E, bu doğrunun eğimi ne? Bu doğrunun eğimi eee 12 eksi 0 çünkü şurası 0'a 0, 12 eksi 0 bölü 24 eksi 0 yani 1 bölü 2. E bu doğrunun eğimi 1 bölü 2 ise bizim aradığımız d doğrusunun eğiminin eksi 2 olması lazım. Sebebi dik kesişmeleri ve çarpımların eksi 1 olması. E sen eğimi biliyorsun, nokta biliyorsan yazarsın. Y eksi 0 eşittir eksi 2 çarpı x eksi 15 dersin. Y eşittir eksi 2x artı 30 olmuş olur. Aradığın doğru. 15. sorudan devam ediyorum arkadaşlar. Ne demiş? Koordinatları verilen AB doğru parçasının kenar orta dikmesi olan D doğrusunun denklemini bulunuz demiş. Tamam. Hemen şu orta noktayı bulurum ben. Bak apsis 2, apsis 4 topladım 6, 2'ye böldüm 3. Apsis şey ordinat 3, ordinat 1 topladım 4, 2'ye böldüm 2. Şimdi nokta biliyorum. Ne lazım? Eğim lazım. Ben eğim AB'yi bulabilirim hemen. Y'ler farkı bölü x'ler farkından 3'ten 1'i çıkardım, 2'den de 4'ü çıkardım. Yukarısı 2 aşağısı eksi 2. Eksi 1 mi yaptı? Bak bu AB'nin eğimi. D'nin eğimi ne olmalı? 1 olmalı. Çünkü doğrular dik kesişmiş. Çarpımları eksi 1 olsun diye. E şimdi eğim biliyorsun. H noktasını biliyorsun. O zaman yazarsın. Y eksi 2 eşittir. 1 çarpı x eksi 3 dersin. Y eksi 2 eşittir. X eksi 3. Yani aradığımız D doğrusu x eksi 1 doğrusuymuş. Buranın sonuna geldik arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere.